Bismillahirrahmanirrahim. Emre ve Erdem hariç. Erdem daha ovada olduğuna İkiniz göre... bildiniz ya. Aynen. Herkes giriyor burada bugün. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş geldin Murat abi. İyi sağ olun. Hoş geldin. Yok siz kalk. Hayır kalkacaktım da. Arada işe. Hoş geldin. Hoş geldin abla. İyidir. Can. Ne yapıyorsun? İyidir. Valla göresim geldi. Bugün seni bak. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. O değil de çok değil de çok iyi oldu bu ya. Ne o? Abi. Ya onlar daha aşkı çok ararlar boş ver sen. Aşkı nasıl? Teşekkürler sağ olasın. Çok şükür. Bu bugün değil. Aynen. Şaşırdım. Evet tahmin ediyorum şaşırdım. Şaşırdım. Ben beklemiyordum. Öncelikle... Neden sizi çağırdım dedektim. Evet. Ben son derece olgun bir kişilik olduğunuzu düşünüyorum gözlemlerime göre. Ve istiyorum ki tarafsız bir şekilde... Evet. Olgunluktan kastım bu işte. İmkan bulamadığım, diğer arkadaşlarım hakkında da, kendiniz hakkında da. Hani çünkü çok önemli. Belki sizinle de bir dostum başlayacak ama sizi de tanımak istiyorum. Evet. Bu sebepten bana yardımcı olursanız... Tabii. Kimi öğrenmek, kimin hakkında bilgi almak açıkçası istiyorsunuz? Açıkçası ben özel bir kişi hakkında bilgi almak istemiyorum. Yok mu kafanda özel kimse? Gerçekten yok. Çünkü ben daha kimseyi oturtmadım, kimseyi anladım. Tanıyamadım. Anladım. Bir şey, o yüzüyle bu yüzüne dikkat edip zayıflamış da gelmiş. Dedim ya, sizi bile hani onun da sebebini açıklıyorum. Belki çok muhteşem, iyi bir insansınız. Bir dost kazanacağım. Teşekkür ederim. Onu da bilmek istiyorum. Teşekkür ederim. Severim seni. Duygu seni kim çağırdı? Hayır bak orada vardı. Ya lütfen. Ya vardı orada ya. Gerçekten koydum. Sen bunun üzerine konuşabiliyor musun gerçekten? Evet konuşuyorum var. Çok ayıp ya. Ama yaptın. Hayır, ben geldim. Ben senin yaşına yakıştırmıyorum. Hayır, ben senin seviyene düşmeyeceğim var artık. Hayır geldim de niye bunu bahsedeyim ki ben lütfen kızlara? Böyle yüzüne vururlar ondan sonra kalırsın işte öyle. Halen de inkar ediyorsun. Hani var ya. Sabaha kadar inkar diye bir laf var. O senin için yapılmış bence. Ay kendi bağırırsın. Çok ayıp yaptın. Vardı ben iner inmez söylemedim mi? Olmayan bir şey niye söyleyeyim? Sen bir delikanlının hakkını yiyemezsin. Böyle çıkartırlar ortaya. Bugüne kadar yalan söyledim ama. Bu konunun üstünden kaç aylar geçti artık. Aman boşver. Kesilmiş kendi kendine. Ne oldu diyorsun? Size de artık. Vardı öyle bir laf. İner inmez kendi kendime atamam. Söyleyemem yani. Bu da kendini şey zannetti ya böyle adam adam zannetti. Ben şunu düşünüyorum. Gördükten sonra inkar etmesini hala algılayamıyorum ben. Gerçekten bu boş geliyor bana. Boş ver. Geç işte kaldı o senden. Ya resmen delikanlı bir adamın hakkını yemek bu kadar basit olmamalıydı. Çok şükür Rabbim de bunu gösterdi yani. Duygu abla, sen ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamış değilim fakat senin anlamadığın bir şey var. Kırmızı odada kameralar var. Sen onları unutuyorsun galiba. Yine gittin eve, bir inkara başladın. Senin inkar ettiğin yerde bunu görenler var. Türk halkı sana en güzel puanı verecek. Yani ben Serhan'ı şu kadarcık sevmem ama Serhan burada haklıydı. Duygu çok abarttı olayı. Ve ben Serhan'ı sevmememe rağmen haklının yanında olmayı severim. Maalesef Serhan haklıydı. Sevmediğim bir insana hak verdim ilk defa. Serhan ve Duygu arasında oluşan şey artık gerçekten hepimizin canını sıkıyor. Duygu o gün kompleksinden dolayı böyle bir bence yalan ortaya attı. Ben kesinlikle Serhan'a inanıyorum. Çünkü yaşı büyük kadınlar ile benim aramda hiçbir şey olamaz demişti. Duygu bence artık çok uzatıyor. Kısmetse olur, sen yeter ki sen kısmetse olur.